Arkadaşlar merhaba, KAP ve piyasa haberlerine hoş geldiniz. Günün öne çıkan haberleri Sabancı Holding, Türk Hava Yolları, DAP Gayrimenkul ve Karsu Tekstil temettü ödeme kararlarını açıkladı. Gün sonu verilerine bakalım. BIST 100 günü 8.945.80 puandan %1.05 düşüşle kapattı. BIST 100'ün işlem hacmi 87 milyar 911 milyon TL olarak gerçekleşirken en fazla değer kazanan sektör son birkaç gündür olduğu gibi BIST spor %2.97 değer kazandı. En fazla değer kaybeden sektör BIST kimya petrol plastik %4.41 değer kaybetti. Fiyatı yükselen hisse senedi sayısı 130, fiyatı düşen hisse senedi sayısı 412, fiyatı sabit kalan hisse senedi sayısı 10. BIST 100'ün yabancı parı %37.86 yükseldi arkadaşlar son zamanlarda. Yabancılar kademeli olarak girmeye devam ediyor. Tabi bu hızlı değil, biraz daha yavaş oluyor. Turkcell için ünlü yatırım 12 aylık hedef fiyatımızı 96 TL'den 110 TL'ye yükseltiyor ve al tavsiyemizi koruyoruz dedi. Deniz yatırımda Çimse Çimento için hedef fiyatını 43 lira 4 kuruş tavsiyesinde al olarak korudu. İş yatırım Sabancı Holding hisseleri için revizeye giderek 117 TL hedef fiyatımızda al tavsiyemizi koruyoruz dedi. Holding'in mevcut NAT iskontosuyla birlikte arkadaşlar, NAT bu arada net aktif değerleme diyorlar buna. Sırasıyla %45 ve %47 olan 1 yıllık ve 3 yıllık ortalamalarına kıyasla %42 seviyesinde demişler. Holding hisselerinin bankacılık ve enerji sektöründeki iskontolu bir yatırım fırsatı sunduğunu düşünüyoruz dedi iş yatırım. Sabancı Holding'de Vakıf yatırımda Sabancı Holding için enflasyon muhasebesi uygulanmış finansallarda net karlılık tarafında yaşanan gerilemeleri negatif fiyatlama eğiliminde demişler. Dolayısıyla da açıklanan finansallara piyasa tepkisinin negatif olması beklenebilir demişler. Net aktif değerine yani NAT'ına göre %38 iskontolu işlem gören Sabancı Holding için iştiraklerindeki değerlemelerdeki güncellemelerimiz sonrasında hisse başı fiyat hedefimizi 116 TL seviyesini yükseltiyoruz demişler. Önceki tavsiyeleri 87 TL'ydi. Kısa vadeli endeksin üzerinde getiri ve uzun vadeli al önerimiz sürüyor dedi Vakıf Yatırım. Geçelim KAP haberlerine. Biliyorsunuz geçen hafta talep toplama işlemi biten Entra, İbrahim Çeçen Entra Yenilenebilir Enerji şirketi yarın Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak, ilk işlem günü. Bakmak isteyen arkadaşlar YouTube kanalından, Borsa İstanbul YouTube kanalından patronların artık oradan tabii ki yatırımcılarına illaki bir şeyler anlatmak istiyorlar. Zaten bir takım artık siz sinyal deyin, ben ne diyeyim, yapmaya çalıştıklarını, işte nasıl bir şirket olduklarını kısa yolda olsa anlatmaya çalışıyorlar açılış gong töreninde. BIST geri alım endeksi son zamanlarda giren ve çıkanlar açıklandı Borsa İstanbul tarafından. Hissesini geri alan ve almayan şirketler bu endekse girenler ve çıkanlar olarak paylaşılıyor. Alınacak paylar, bu BIST geri alım endeksine alınacak paylar: Agrotek, Cemaç Döküm, Işıklar Enerji, Logo Yazılım, PekGG ve RAL Yatırım Holding geri alım endeksine alınan şirketler. Çıkarılan hisselerde Alarko GYO, Emlak Konut GYO, Enerya Enerji, Halk GYO, Lokman Hekim Sağlık, Papilyon Savunma ve TGS Dış Ticaret. Pasifik Yurasya yeni terminal hizmet alanı kiralanması hakkında demişler. Şirket terminal işletmeciliği alanında faaliyet kapasitesini genişletmek amacıyla İzmir Aliağa'da bulunan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları Biçerova Yük Terminali'nde konteyner elleşleme, depolama ve diğer tüm terminal hizmetlerini sunmak üzere 16.000 metrekarelik bir alan kiralaması gerçekleştirmişler. Hayırlı olsun. Sabancı Holding, SAHOL kar payı dağıtım kararı. Hisse başına 2 lira 94,5 kuruş. Ben yuvarlıyorum rakamları, onları da size söylemiş olayım. Brüt 2 lira 64,5 kuruşta net temettü ödeme kararı aldı daha doğrusu. Teklif edilen hak kullanım tarihi 5. ayın ikisi tabii ki genel kurulda oylanacak. Tat Gıda Şirket Dünya Gıda Program kapsamında Dünya Gıda, Tat Gıda biliyorsunuz yeni satın almıştı bu şirketi Memişler Gıda. Dolayısıyla şirket artık yavaş yavaş kendisini göstermeye başlayacak diye düşünüyorum. Memişoğlu Tarım Ürünleri şirketi satın almıştı. Şirket Dünya Gıda Program kapsamında resmi tedarikçi olmak için denetimden geçerek üretim onayı almış. Bu onaya mütakip Memişoğlu Tarım Ürünleri üzerinden Tat Gıda'nın üretim ve satışını gerçekleştirdiği $2 milyon mertebesindeki ilk ürün sevkiyatları da tamamlanmış. Arkadaşlar Tat Gıda zaten hala hazırda güzel bir şirketti. Fakat Koç Holding buradan çıkmayı yeğledi. Memişoğlu Tarım Ürünleri de zaten bu alanda iş yapıyordu. O da hem bu arada Tat adı altında Memişoğlu Tarım'ın başka şirketleri var. İkisini de birleştirmiş oldu. Bin Yatırımlar Holding, BinHo. Arkadaşlar şirket yatırımlarından Go Sharing Euronext Amsterdam borsasında halka arz başvurusu için Euronext ile görüşmelere ve gerekli çalışmalara başlanmış. Yani ortağı oldu, daha doğrusu şirketi olan şirketi Hollanda borsasında, Amsterdam borsasında halka arz etmeyi istiyorlar. Global Yatırım Holding, uzun da bir kap, kısaltayım şöyle. Dolaylı bağlı ortaklık Global Ports Holding, Liverpool limandaki kruvaziyer operasyonlarının 50 yıl süreyle işletilmesine ilişkin olarak sözleşme imzalanmış. GPH'nin liman operasyonlarını Nisan 2024'te devralması bekleniyormuş. Arkadaşlar bu GPH de İngiltere borsasında işlem gören global şuradaki Global Yatırım Holding'in alt şirketi. Yani aslında bu şirketin en fazla da ortağından dolayı, Kutman'dan dolayı fiyatlara yansımıyor diyeyim ben, gerisini siz anlarsınız zaten. Meka Beton Santralleri, Mekak Yeni İş İlişkisi. Şirketimiz Meka Beton Santralleri İmalat Sanayi Ticaret AŞ ve şirketimizin %100 hissesine sahip olduğu bağlı ortaklığımız Meka İthalat İhracat Pazarlama aracılığıyla yurt içi ve yurt dışı 4 şirketten bugün beton santralleri ve kırma eleme ekipmanları siparişi almıştır. Sipariş bedelleri toplam 810.200 eurodur demişler. Türk İlaç ve Serum Sanayi, Triliç, DMO iade iptali. 2021'de Devlet Malzeme Ofisi tarafından yapılan ve şirket uhdesinde kalan ihaleye ilişkin sözleşme DMO yani Devlet Malzeme Ofisi Yönetim Kurulu kararıyla iptal edilmiş. Toplam 6.111.000 TL'nin faiziyle beraber DMO'ya iade edilmesi hususu şirkete bildirilmiş, fakat biz bunun için diyor yargı yoluna başvuracağız diyor. Her ne kadar diyor mevcut finansallarımızı olumsuz etkilemeyeceği yönünde olsa da bu karar diyor işte yine de biz mahkemeye gideceğiz demek istemişler, demişler daha doğrusu. Europower ihale süreci, şirketimiz TİH Genel Müdürlüğü tarafından 4. ayın 3/2024 tarihinde gerçekleştirilen referanslı 154 KV Türkiye'li TM yapımı konu ihaleye katılmış ve en avantajlı fiyatı vererek ihalede birinci olmuştur. İhale baz bedeli 204.465.000 TL'dir demişler. Manas Yeni İş İlişkisi, şirketimiz yurt içinde savunma sanayinde faaliyet gösteren bir müşterisinden 240.000 ABD doları tutarında bir sipariş almış olup söz konusu siparişin Ağustos 2024 tarihinde teslimi planlanmaktadır. Burada bir şeyler söylemek istiyorum. Biliyorsunuz eski kanalın eski aboneleri Manas'ı benim hiç sevmediğim, daha doğrusu Manas'ın patronlarını hiç sevmediğimi bilir. Yaptıklarını daha önce defalarca anlattım zaten. Şimdi burada da öyle bir pazarlama yapıyorlar ki şirketimizin yurt içinde savunma sanayinde faaliyet gösteren bir müşterisinden, sanki kendisi de savunma sanayinde iş yapıyormuş gibi de böyle bir kap sunuyorlar. Altı üstü yaptığınız sayaç yapıyorsunuz arkadaş. Yani burada da tepkimi koymuş olayım. SDT Uzay, SDTTR Yeni İş İlişkisi, şirketimiz kurmuş olduğu tüzel kişiliği olmayan %50 paylaşımlı iş ortaklığı vasıtasıyla 4. ayın 3/2024 tarihinde Savunma Sanayi Başkanlığı ile elektronik harp alanında toplam bedeli 12.840.000 ABD doları tutarında bir sözleşme imzalamıştır. Söz konusu iş ortaklığında şirketimizin payı 6.420.000 ABD doları olup işin 2025 yılı içinde tamamlanması planlanmaktadır. Doğan Şirketler Grubu Dohol Finansal Takvim. Şurada şirket logosunu, ismini de göstereyim. Arkadaşlar 2023 yılının 4. çeyrek finansallarını 7 Mayıs 2024 tarihinde KAP'ta açıklamayı planlıyorlarmış. Bu arada Türk Hava Yolları'nın bilançosu geldi. Çok güzel geldi. SAFKR, Safkar Ege Soğutmacılık Klima, yeni iş ilişkisi sipariş alma demişler. Baykar Makine Sanayi ve Ticaret AŞ'den 2 ayrı siparişte toplam 660 bin dolarlık savunma sanayine yönelik klima siparişi alınmıştır. Teslimatların 2024 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Arkadaşlar bu şirket soğutma işi yapıyor. Dolayısıyla savunma sanayinde ne diyeyim, uçaklar, bunun gibi savunma sanayi silahları ya da silah araçlarında soğutma tabii ki de kullanılıyor. Dolayısıyla bu şirketin bu alanda daha fazla yatırım yapma, daha fazla mal satma olasılığı yüksek ihtimal. Manas'a benzemez diyelim. Karsu Tekstil kar payı dağıtım kararı. Karsu Tekstil bedelsiz ya da nakit temettü ödemeyecekmiş. Kontrolmatik güzel bir kapattı, iki gözümün çiçeği. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen enerji verimliliği tadilat işi ihalesine ait sözleşme 13.238.000 dolar bedelle imzalanmış. Hayırlı uğurlu olsun iki gözümün çiçeğine. Forte yeni iş ilişkisi, Forte Bilgi İletişim. Şirketimizin Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın gelişmiş saldırılar için tespit ve analiz sistemi, gelişmiş saldırılar için detaylı analiz sistemi, uç nokta zararlı yazılım, önleme yazılımı ve gelişmiş saldırı e-posta analiz ve engelleme sistemi ve veri merkezi güvenlik yazılımlarına ilişkin mal ve hizmet alımı ihalesinde en iyi fiyatı sunarak birinci olduğu İhale komisyonu tarafından tarafımıza bildirilmiş olup karar yazısı şirketimize ulaşmıştır. İhale bedeli KDV hariç 48.698.000 TL'dir demişler. Merkezi Kayıt Kuruluşu borsada işlem gören tipe dönüşüm duyurusuna baktığımız zaman en fazla borsada işlem gören tipe dönüşüm duyurusu İmaş Makine'den geldi. Ortağı ADESE Gayrimenkul 11 milyon adet lotunu borsada işlem gören tipe dönüştürecekmiş. Fonet yeni iş ilişkisi. Mardin İl Sağlık Müdürlüğü ile 36 ay süreli sağlık bilgi yönetim sistemi hizmet alımı sözleşmesi 55.980.000 TL bedelle bugün tarihinde imzalanmıştır. Sönmez Pamuklu Sinpam diyelim, makine yatırımının tamamlanması, üretim tesislerimizde kullanılan bir kısım makinelerin modernizasyonu ve kapasite artırma amaçlı olarak yenilenmesi kapsamında 2022 yılında başlattığımız yatırım sürecindeki alınması planlanan makinelerin son etabında alımı, montajı ve finansmanı tamamlanmış olup tamamıyla üretime başlanmıştır. Borsa İstanbul hak kullanım kapı 4. ayın 4'ü yani yarın Aygaz net 6 lira 16,5 kuruş, Tofaş Ota'da 18 TL temettü ödemesi gerçekleştirecek. Ortaklarına hayırlı olsun. Agrotek, hemen bakalım, uzun bir kap. Arkadaşlar dün akşam demiştim ki size Agrotek'in lansmanına bakın. Ben bu elektrikli araç işinin acaba daha fare mi doğacak demiştim. Ondan önce de geri alım programı başlatmıştı. 5 lira gibi fiyatlardan halka arz edip daha sonra 40 liralardan geri alım programı açıklaması biraz tuhaf gelmişti. Fakat son almış olduğu şirketle birlikte elektrikli araç işine de girdi. Şimdilik daha fare doğurmadı diyelim. Eğer ki taahhütlerini yerine getirebilir, 29 Ekim'e kadar da bu elektrikli araçları satabilirlerse çok iyi bir şirket olma yolunda gidecekler. Zira bu attığı kapta da Asya'nın en büyük otomotiv mühendislik firması İAT Otomobil Teknoloji ile şirketin üreteceği araçların diğer ülkelere ihracatı için ön anlaşmalar tamamlanmış. Mayıs ayı itibariyle ön siparişler alınmaya başlayacak demişler. Arkadaşlar bence Eğer yatırımcısıysanız siz de şirketin bu elektrikli araçlarına bakın, bence hiç de kötü durmuyor. Güzel olay benim için. Ford Otomotiv Froto kar payı dağıtım kararı, daha önce almış olduğu hisse başına 38 lira 97 kuruş temettüyü daha önce teklif edilen hak kullanım tarihi olan 4. ayın 8'inde paylaşmaya, daha doğrusu ödemeye karar verdi. Hayırlı uğurlu olsun. Bugün de genel kurulu vardı. Genel kuruldan da bilgiler var ama onu belki hafta sonuna bırakabilir. SmartG ihale süreci daha önce 3. ayın 22'si 2024 tarihinde özel durum açıklamamızda Ziraat Bankası AŞ'den Tedarik ve Hizmet Yönetim Bölümü Başkanlığı tarafından 3. ayın 13'ü 2024 tarihinde gerçekleştirilen Ziraat Bankası AŞ lisanssız güneş enerji santrali konulu ihalede en uygun fiyatı vererek ihalede 1. sırada yer aldığını 3. ayın 28'i 2024 tarihli açıklamamızda ihaleyi düzenleyen kurum tarafından sözleşme imzalanmasına davet edildiğimiz açıklanmıştı. Geçen hafta da attı, bu haftanın başında da attı bu kapı. İhaleyi düzenleyen kurum ile şirketimiz arasında nihai sözleşme bugün tarihinde imzalanmıştır. Geçen seferki kaplarda fiyatı vermemişti. Bu kapta vermişler. Sözleşmenin toplam bedeli KDV hariç 32.861.000, hemen hemen 32.862.000 ABD doları imiş. DAP gayrimenkul kar payı dağıtım kararı, maalesef nakit ya da bedelsiz temettü ödemeyecekmiş DAP gayrimenkul. Borsa İstanbul volatilite bazlı tedbir sistemi kapsamında Patek ve Sekur paylarına yarın seans başından 5. ayın 3'ü 2024 tarihine kadar kredili işlemlere yasak geldi. VBT yazılım yeni iş ilişkisi. Şirketimiz VBT yazılım AŞ Türkiye'de yerleşik bir özel banka ile ana sistem yedekleme ve arşiv altyapısı veri depolama sistemi temini konusunda anlaşmıştır. Sözleşmenin toplam bedeli 1.465.800 Amerikan dolarıdır demişler. Evet, günün son kapı Türk Hava Yolları'ndan. Türk Hava Yolları temettü kararını açıkladı. Maalesef bedelsiz ya da nakit temettü ödemeyecek. Fakat şu anda Türk Hava Yolları dünyanın en çarpanlara en uygun havayolu şirketi oldu. Fiyat gerçekten cücük kaldı bence. Arkadaşlar, ben bu sene içerisinde Türk Hava Yolları'ndan bedelsiz de beklediğimi söylemeliyim. Aslında temettü de bekliyordum. Temettüyü açıklamadı. Ama ben ısrarla bu sene en kötü bir dahaki senenin başında bedelsiz geleceğini, ama öyle 50-100'ler civarında değil de biraz daha yüksek, bayağı yüksek bir bedelsiz açıklamasını bekliyorum. Tabii bu benim beklentim, yatırım tavsiyesi değildir. Görüşürüz, kendinize iyi bakın.